İlk etabı geçirdik Burdur'da. Gayet iyi geçti. İstediğimiz çalışmaların hepsini yaptık. Kampı da güzel bir maçla bitirdik. Başakşehir'e karşı çalıştıklarımızı sahaya yansıtan bir takım gördük. Daha tam %100 kadromuz oturmadı ama hem gençler hem de geçen seneki oyuncularımız, kiralıktan dönen oyuncularımız vesaire hepsi iyi performans sergiledi. Yeni takımla, yeni hocalarımızla beraber iyi bir uyum sağladık. Güzel bir başlangıç oldu. İnşallah yarın da Allah izin verirse ikinci etap için Erzurum'a yola çıkacağız. Evet hocam, transferler de geliyor bir taraftan. Evet. İki tane transferimiz oldu. Daha da evet. Gelecek. Transferler hakkında biraz bilgi, hangi mevkilerde oyuncular istiyorsunuz? Öncelikle yaptığımız iki transferde benim istediğim oyunculardı. Hem benim hem de scout ekibimizin beğendiği, komitelerin hepsinin beğendiği oyunculardı. Erdoğan bizi birçok konuda rahatlatacak. Kuba Yakup Kalizinski de benim çok beğendiğim ve oyun stilini çok beğendiğim bir oyuncu. Önü çok açık bir oyuncu, Ümit Milli oyuncu. Daha fazla transfer olacak, kesinlikle olacak. Ya yani bir stoper, kesinlikle bir stoper transferimiz olacak. Orta sahaya bir transfer daha olacak. Forvet hattına olabilir diyelim. Kanatlarda kesinlikle olacak. Bek pozisyonlarına bakıyoruz. Geçen seneden her olaydan çıkardığımız gibi bu sene de ders çıkarmak istiyoruz. Doğru transferler yapmak istiyoruz. Sadece transfer yapmak için transfer yapmadan doğru yerlere. Tabii ki her hoca en kısa zamanda takımın beraber olmasını ister ama transfer dönemi sizin de takip ettiğiniz gibi bu sene biraz daha yavaş başladı. Şimdi yavaş yavaş hızlanmaya başlıyor. Fiyatlar çok uçuk fiyatlar. Euro-TL bazında baktığınız zaman da tabii fiyatların çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz şu anda. O yüzden doğru transferler yapmaya çalışıyoruz. Bizim çok iyi iş yaptık. Hem sportif direktörümüze beraber hem komitelerimize, scoutlarımıza beraber gerçekten çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum şimdiye kadar. Belli bir noktaya getirdiğimiz oyuncular var. Orada son adımları da atarsak inşallah aramıza katılacaklar. Tabii ki her hocanın istediği gibi en kısa zamanda takımın bir araya gelmesini ben de istiyorum ama yanlış transfer yapmaktan ziyade doğru transfer biraz daha geç olması çok büyük sıkıntı değil. Bu konuda da tabii ki hem kulüp olarak bu maddi durumlarda, ekonomik durumlarda kulüp olarak çok hata yapma lüksümüz olmadığı için bunu taraftarlarımız da anlayışla karşılayacaktır. Tabii ki ilk hafta, hemen sezonun ilk haftasında biz de performansımızı vermek istiyoruz ama dediğim gibi ne yazık ki transfer dönemi Türkiye'de biraz daha uzun olduğu için çoğu Avrupa'daki oyuncuların çoğu da bunu bildiği için burayı bir A, B, C opsiyon, B, C opsiyon olarak gördükleri için biraz zorlanıyoruz o konuda. Bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Her oyuncu oradan bir teklif bekliyor şu anda. O yüzden transfer bu sene biraz gecikebilir. Antalyaspor'un bu ekonomik şartlarda sağlıklı geçinmesi için, bir kulübün maddi sağlığı olması için bizim genç oyuncu kazandırıp onları satmamız lazım. İşte Doğukan Sinik gibi, Paul Mukairu gibi, bu geçmişte olan, işte inşallah daha da fazla oyuncu kazandırıp onları da satarız. Geçen seneki yaşadığımız dönemde genç oyuncuyu oynatmak, onlara dakika vermek biraz zordu. Çünkü sonuna kadar ne yazık ki negatif yarışın içinde kaldığımız için onlara çok şans veremedik. Ben bunları onlara çok açık açık da söyledim hocaları olarak. Onlar da anlayışla karşıladı. Tabii ki onlar da oynamak istedi. Farklı bir istekle geldiler buraya ama olmadı ne yazık ki. İnşallah gittikleri yerler, döndükleri yerlerde çok çok başarılı oldular ikisi de. Olmadı. Bunun birçok nedeni var. Bunun en büyük sorumlusu tabii ki hoca, tabii ki takım. Ben bu öz eleştiriyi bu sezon sonu, yalan yok, bu sezon sonu o öz eleştiriyi yapabildim. Çünkü biz de o döngünün içinde olduğumuz için bazen ne kadar önümü görüyorum desem bile önünü tam göremiyorsun. Bunun birçok faktörü oldu. Katar Dünya Kupası'nın büyük bir faktörü oldu. İşte deprem, ne yazık ki yaşadığımız deprem felaketinin büyük bir nedeni oldu. Bizim yaptığımız hatalar oldu. Bizim hoca olarak, benim hoca olarak ve ekip olarak eleştirdiğim en büyük konu da biraz kendi oyunumuzdan vazgeçtik ne yazık ki. İşte günü kurtarmaya döndük biraz. İşte skor almaya döndük. Onun negatif dönüşü oldu bize. Bu sene en büyük, oradan geçen seneden çıkaracağımız en büyük ders bence inandığımız oyuna devam etmek, inandığımız oyuncularla devam etmek, onu zorlamak, biz yapan şeylerden vazgeçmemek. Ama çok faktör oldu. Hocam son soruyu sorayım kendi adıma. Tabii. Siz de Real Madrid'de forma giydiniz. Şu evet. An Arda Güler Real Evet. Madrid'e transfer oldu. Arda'nın kalıcı olabilmesi için neler yapması lazım? Arda'ya öğüt verecek
kişiler biz değiliz. Arda'nın ben basın toplantısını izledim. Arda'nın ben basına tanıtımını izledim. Arda'nın ilk idmanlarını izledim. Müthiş bir çocuk. Allah yolunu açık etsin. Bizi gururlandırıyor. Gururlandırmaya da devam edecektir. Orada tutunacağından ben çok çok eminim. Dünyanın en güzel kulübü. Allah bize de nasip etti. Az da olsa o formayı üzerine giymek herkese nasip olmuyor. Dünyanın en büyük kulübü. Dünyanın en güzel formalarından bir tanesi. Arda çok çok büyük bir yetenek. Çok büyük bir futbolcu. Allah yolunu açık etsin. Onunla gurur duyuyoruz. Her zaman da gurur duymaya devam edeceğiz. Ama ona şu anda öğüt vermek, şunu yap, böyle yap. Tavsiye olabilir hocam. Tavsiye değil. Siz o çocuğu sahada gördüğünüz zaman ona tavsiye vermenize gerek kalmıyor. Ben o tavsiyeyi o bize verdi. Fenerbahçe maçında o bize verdi.